Dostlar selamlar. Bugün yine mükemmel ötesi bir deste ile karşınızdayım. Çok basit bir deste. Aşırı basit bir deste. Oynaması bana göre zor olsa da çok basit bir deste arkadaşlar. Fakat desteye geçmeden önce like atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Yani gerçekten nokta bile koyuyor olmanız benim için aşırı iyi. Bak kanal hemen yükselmeye başladı. Size daha fazla önermeye başladı. Bu da beni mutlu etmeye başladı. Çünkü izlenmelerim yükseldi. Eski Molly'ye tekrar ulaşmak üzereyim. Hatta onun üstüne bile geçebileceğime inanıyorum. Şimdi arkadaşlar olay çok basit. Bak her türlü porodan bir tane var, tamam mı? Çünkü zaten poro kralla oynuyoruz. Yalnız porodan 3 tane var, o ayrı konu. Yiğit poro işte falan filan falan filan falan filan. Burada arkadaşlar poro oynuyoruz. 5 farklı poro oynayınca 6 farklı poro oynayınca bu bebe level atlıyor. Poro kralına dönüşüyor. Ve oynayacağımız her poro başına da bize bu özel poro kurabiyelerini veriyor. Bunlar 4 tane. İşte hepsi 2 mana bir de. Hepsine artı 1 veriyor. Yani rakip çeker veriyor ikinciye. Bir üniteye boost tutturuyor ve artı bir veriyor. Bütün porolara artı bir veriyor. Bir de şampiyonların hepsine artı bir artı bir veriyor gene. Bir de üstüne rastgele tesir veriyor. Bu tadı nasıldır acaba ya? Bir de acılı kurabiye var. Yani bu sosisli sandviç bence, bu kurabiye değil de. Ya da milföy oluyor ya böyle. Ondan neyse, ne anlatıyorum ya ben. Artı bir artı bir veriyor ve ağır darbe veriyor. Ya bu kartların hepsi çok iyi. Yani bir şunun dışında hepsini çok beğeniyorum ben. Bu savunma için mükemmel bir kart, saldırı için de. Bu özellikle Poro Kralı'nın ölmesini ciddi anlamda engelleyen, şampiyonları fena bufflayan bir kart. Acılı kurabiye de arkadaşlar mesela yerde 6 kart var. Tamam, 6 poronuz var. Rakibinde 6 bloğu var. Büyük ihtimal oyun bitmeyecek. Ama ağır darbe veriyor olmak direkt oyunu bitiren bir olay. Mükemmel bir olay. Çok tatlı bir olay. Haberiniz olsun. Onun dışında anlatabileceğim çok bir şey yok. Zaten poroların üstünde her şey yazıyor. Burada dikkatli oynamanız gereken şey inatçı poro. 3 hasara ulaştığı zaman aban yenilenme ve dayanıklı alıyor. Bunu geçemiyorlar arkadaşlar. Bak bu kartı geçemiyorlar. O yüzden destede bundan 3 tane olması gerek ama bir tane koymuşum. Boş verin. Bolca oluyor zaten. Nasıl bolca oluyor ben de anlamıyorum ama. Poro çekemezseniz de burada poro masalları var arkadaşlar. Elinize bedeli 1 olan rastgele 3 tane poro oluşturuyor. Zaten 6-7 tane falan poro türü var arkadaşlar. Bak tüm bölgeler dedim. Sadece poro yazdım. Bak bütün porolardan birer tane koymuşum. Poro kızağı. Hatta bir tane poro kızağı koyalım ve poro kızağı önemli ya. Bir şey çıkartalım. Ne çıkartalım? Onu çıkartmayalım. Poro kral çıkartmayalım. Ne çıkartalım biliyor musunuz? Bunu çıkartmayalım. O önemli bir kart. Vazgeçtim. Poro çobanı çıkartalım arkadaşlar. Şimdi poro çobanı da arkadaşlar poroların dümdüz çobanı. Bir tane ya yani elinde poro varsa senin bir tane poro çekmeni sağlıyor. Genelde de poro kralı çektiriyor. Diğerlerini çektirmiyor. Haberiniz olsun. Tüm bölgelerden çık poro kralı değil buna. Yani bunları bu şekilde oynayabilirsiniz. En önemli şey bu kurabiyeler. Bu bak üniteleri arkadaşlar erken aşamada takasa sokmayın, tamam mı? 2 tane poro kurabiyesi, 3 tane poro kurabiyesi yedikten sonra takası sokun, karşılığında duramıyorlar. Poro kızağı koyma sebebim de şu: saldırdığında hem ağır darbesi var hem de rastgele bir poro çağırıyor. Bu poro çağırma muhabbeti de yine poro çağrıldı saydığı için poro kralın size poro kurabiyesi vermesini sağlıyor. Üniteler deli gibi bufflanıyor. Yani burada bunu koruyun yeter. Şimdi bunu çekmek bazen zor olabiliyor. Bu yüzden de ihtimali arttırıp bir de Gündoğan çağrısı koyuyoruz arkadaşlar. Destede başlamış 3 şampiyondan birini seçerek onu çekersin diyor. Her şekilde poro kral çektiriyor sana. Haberiniz olsun. Güzel. Bir de aşırı yumuşak poro var. Bir alt tipe sahip bir dost birim için Nexus'unu bir iyileştirirsin. Yani zaten poroların hepsinin alt tipleri oluyor. Nexus'unuzu 5-6 işletiyor. Bir de 3 manaya 3'e 3. Güzel yani, böyle çok garip bir poro, çok tatlış bir poro. Seviyorum yani ben. Onun dışında anlatabileceğim hiçbir şey yok. Merak ettiğiniz bir şey olursa yorumlara yazın. Çok keyifli maçlar yaptım. Hepsini beğeneceğiniz adım gibi eminim. Sizleri çok seviyorum. Videoyu beğenmeyi, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Maksimum 2 saniyenizi alır ama beni çok fena öne atar. Hadi videoya geçelim. Karşımızda şimdi Udyr ve Voli var. Poro masalı çok iyi bir kart bu arada. Sadece bunu göndereceğim. Bu 3 kart başlangıç için çok iyi. Of tamam, Poro Kralı da çektik diyebilirim. Kart geldi geleli çok iyi oldu ya. İnatçı poro oynayalım. Aslında inatçı poro değil de mağara porosuyla başlasaydık fazladan miraslar çıkartırdık. Bu bizim çünkü temel taşlarımızdan biri olacak. Bu Dear Volley. Bu bize tek atacak ya. Şu yeni gelen kart var ya işte, yapılan bilmem neleri aynen kendime kopyalarım falan filan falan filan. Çok rezil bir kart var. Gel birader, hem poro çekmiş olalım. Poro kral çektik, çok iyi. Hem de buna karşı yerde blok olsun. Durmadan buff verecek. Udyr destelerinden o yüzden artık gerçekten haz etmiyorum yani. Cidden hiç haz etmiyorum hem de.
Hey yavrum, mağara parası gelsin. Bunu vermek istemeyecektir büyük ihtimalle. Dümdüz saldırsam benim için daha çok verimli. Şunun ölmemesi lazım ama diğerleri gidebilir. Verim almak ister miyim ya? İlla bir özellik almasına gerek var mı? Bence yok, gel. Aslında 2-1 ile saldırsak olabilirdi ha. Kudretli Poro. Poro püskürtü koymak tatlı olacak bu durum. Bir tane daha. Ya şey muhabbeti çok güzel ya. Bunun görünüşü o kadar güzel ki. Şuna baksanıza arkadaşlar. Bunun tadı acaba nasıl ya? Normal kurabiye üzerine krema, onun üstüne kırmızı reçel falan mı acaba? Öyle bir şey gibi gözüküyor değil mi? Pas geç. Çöğüş olması çok can sıktı. Gerçekten çöğüş olması çok can sıktı. Bak, korkuttun Kral işte. para kurabiyesini aç. Ama sadece böyle olsun. Çasar almış olalım. Çok problem değil. Çünkü bu tur bir de para masalı oynamak istiyorum. Şu an için para kurabiyesine gerek yok bence. Sonuçlandır. Paraları ne kadar az verirsem benim o kadar daha değerli arkadaşlar. Bana bekletmeyeceğim. Tamam. Ya iki tane aynı vermiş olması çok rezil oldu ya. O zaman önce sen gel 4. Sonra bunu oynayacağım 5. Diğerleri yani en kötü bunu oynamamız gerekecek ek olarak. Bir de elde para da kalmıyor. İşin kötü tarafı. O yüzden bence ben şöyle yapmalıyım. Toplanın ruhlar, Tamam, toplanın. kudretli poro gelsin. Diğer tur bunu oynayacağım. Kendisini sayıyor mu saymıyor mu şu an için çok hatırlamıyorum. Sıfır manaya hal değişimi tabii ki buna verecek ki ölmesin. Demir domuz. Yani bütün can çalmadan oyunu bitireceğini düşünüyor. Ki haklı da yani bitirebilir. Bu kadar şanslı bir başlangıç çok fena bir olaydı. Poro masalı güzel. 3 tane rastgele poro oluşturacak. Bu tur bütün manasını bitirirse ki umut ediyorum bitirir. Kral sen bunu bloklan. Bunu da seve seve bir koy karşısına. 5 hasar almış olalım. Zaten yenilenme verecek bu dire. Buna da ya uf. Ya bir şey diyeyim bak böyle olduğu zaman gerçekten irrite oluyorum arkadaşlar çoğu şeyden. Maksadım bir noktada ünitelerimin ölmemesi de. Ama sadece can çalmadan benim bütün her şeyimi counterlamış olması yani beni cidden çok yordu yani şu an. Neyse 4 manası kaldı. Hal değişimi oluştu. Vuruş yaptığı için hal değişimi de bedava. Adam için inanılmaz iyi bir place. Şimdi öncelikle bunu oynuyorum ki bak. Yerde bu yok ya. Bunu oynadığım zaman değil mi? 6 başka yeni poro çağırdığında. Bunlarla bunu level atlatamam. Ama oynadıktan sonra bana poro kurabiyesi verecek. Ve bir şeyden sonra canını fena yakarız. Bak artı 2 artı 2. Ya yani kum batağı var. Çok önemli değil. Yağmacı poro gelsin. Maksat burada poro kurabiyesi elde edebilmek arkadaşlar. Ve diğer tur poro masalı oynayacağız. İşte bak benim tiksindiğim kart geldi abi. Yavaş bir oynadığında o büyüyü bana kopyalarsın. Durmadan kendini bufflayacak şu an bu bebe. Çok iyisin gerek kalmadı. Git poro oynayacağım. Level atlayacak. Kurabiye verecek. Tamam buz tutturmalı olan çok iyi. Buz tutturmalı olan çok iyi değil. Durmalı olan mükemmel geldi. Burada ne kadar safe oynayabiliriz? Asıl önemli olan nokta o, değil mi? Yerde olması üzücü. İlk defa başka bir poro oynadığında. Sen gel birader. Tamam pas geç. Bu tuttur diğer tur fena işimize yarayacak. Benim de kum batağı da var. 3 mananın altına hiçbir şekilde düşemem arkadaşlar. Bir şeyden sonra oynamaya başlayacağım. Statları çok yüksek olacak bunların. Poro Elis güzel. İki farklı poro getirecek ama poro masalından zaten o verimi elde edeceğim. Direkt buna oynamak ne kadar mantıklı. Şu an için bu dondurmalı kurabiye ya da bunun oluşturacağı olan bu kurabiyeler benim için çok daha değerli. Öncelikle bu bir gelsin. Atik poro gelsin. Ve bana rengarenk kurabiye verdi. Çok iyi. İki manaya dost poroları artı bir artı bir ve dost şampiyonları artı bir rastgele tesir veriyor. Aslında bak bunu Viktor'la oynayabilirmişiz ha. Viktor Poro Kral. Çok mantıklı olabilir. Mana bedelleri Yakaladım. düşer. Birader bunu oyna.
bu kadar gene. 4'e 4 oldu şu an. Bizim yer çok sağlam ve benim elimde daha para kurabiyesi var. Diğer tur her şekilde saldıracağım. Korkucu olup olmaması problem değil yani. Tamam, sonuçlandır. Bu yine çok problem olacak bir durum diye düşünmüyorum ben. Burada inatçı Poro gelsin. Bunu yapmamdaki sebep Poro kurabiyem var. Bu tur saldıramaz. Ben diğer tur direkt bodozlama her şeyle birden saldıracağım. Bir de ek olarak bunu oynamak istiyorum şu an. O kadar. Diğer tur Gündoğan çağrısından zaten verim alıyor olacağız. Poro kurabiyesi gelsin. Bunlar yeniden bir buff alsın. Bak hiçbir şeyle saldıramadı, gördünüz mü? Porolar inanılmaz güçlendi. Ve bu ikisinin aban ve türevi kartları var. Burada tek hatam belki kumbata oynayamıyor oluşumdu ki elimde dondurmalı kurabiye vardı. Kaderin seçilmiş porosu çok iyi. Bunlarla dümdüz saldır. Ekstra kendisine buff falan verecek olursa kumbatan var. Yine korkmam gerektiğini çok düşünmüyorum. Susturup iyi özelliklerini almak bir tık işimize yarayabilir mi? Yarayabilir. Poroları vermeye gerek var mı? Şu an olmayabilir. Full bloğa çıkmazsa kaybeder. Bunu kullanmaktan kendimi alıkoymam. Ya da poro elisten kurabiye oynarız ya da oyunu uzatırız. Hangisi olsun acaba? 16 olsa 17, 18 olur. 19 olur hasar. Bir kurabiye daha oynarsam. Tamam, bunu oynadıysa sıkıntı yok. Sonuçlandırmalı mıyım? Sonuçlandır. Anasını bitirsin. Yenilenme, can çalması falan önemli değil. Bunu zaten affedersiniz ama en sona koyması gerekiyordu. Kumbatağını bekleteceğim. Voli 1 ile şu an bunları kesemez arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Güçlüyüz şu an. Bak. Eğer böyle yapacaksa bu iki dayanıklılığı olanın gitmemesi gerekiyor. Bunlar 4 hasar vuruyor değil mi? Hadi buna bu tuttur. Ki bunlar ölmesin abi. Şu fazla hasar aldığı için ölüyor. Bunlardan bir tanesinin kalması yeter. Misafire gibi gözüküyor ama değil. Yerinin açılmış olması da çok iyi. Önce sen gel birader. Aslında oynamasak da olurmuş. Öncelikle 5 manaya Poro Kral geliyor. Ardından iki farklı tesirli yağmacı Poro geliyor. Bana her şekilde veriyor. Kahveli kurabiye. Dost paraları artı 1 ve rakip çeker verecek. Güzel. Şu an bak Voli 1'a eş değer bir bebem var. Level atlatmak için saldırtması gerek. Öyle söyleyeyim. Çok iyisin. Poro Elis oynayabiliriz. Kahveli kurabiyem var. Kaderin seçilmiş porosu. Bu tur büyük ihtimalle bu 6-2'nin yerine oynayacağım kart olacak. Gerçi bunun dayanıklılığı var. Bunu oynayabilirim. Ve bebeğe gelen de özellikler hiddet ve ölümsüz. Şimdi öldüğü zaman geri tekrar geleceği için bana tekrar kurabiye verecek. İşte poroların gücü de burada başlıyor. Ünite desteleri bize karşı çok güçsüz. Afet falan atması lazım ki ben bununla ve bunlarla tekrardan oluştururum. Burada Poro Elis biraz problem. Kral, hadi sen bunu blokla. Level atlatmaya çalışıyor büyük ihtimalle. Bak ben var ya çok safe oynuyorum ve bu bence iyi bir şey değil. Burada takasa sokmalı mıyım? Asıl mesele. Ama elinde zaten buff olduğunu düşünürsek gerek yok. Sonuçlandır. Diğer tur ünite farkından zaten kazanacağım. Şimdi tekrar yağmacı Koro gelecek ve bana bir kurabiye daha verecek. Ardından ben ek olarak bunun yerine de değil, bunun yerine de kaderin seçilmiş porosu oynayacağım ki level atlayınca bu arkadaşlar level atlıyor ve 3 tane rastgele tesiri oluyor. Ek olarak Koro Elis gelsin. Eli doldurmuş olalım ve bitirelim. 9 kart var. Asıl niyet kurabiyeler. Pas geç. Şimdi ağır darbe ve rakip çekerim var. Diğer tura her şekilde mana bekletmem lazım. Burada en fazla sıyrılgan koyabilirim ama sıyrılgan bloğu var. Kart daha oynasın da şunlardan birinin yerine, tercihen şunun yerine şu korkusuz poroyu koyalım. Gerçi bir hatası. Tamam, diğer tur bunun özellikleri gidecek. Değil mi? Sonraki tur devre dışı bırakacak. Tamam. Ya problem değil. Üzerindeki buff'lar zaten hiçbir şekilde gitmiyor. Güç Poro kurabiyesinden falan filan işte. Bak. Level atlaması cidden problem değil arkadaşlar. Diğer tur çünkü takasa sokmak zorunda kalacak bu adam. Turu bitir. Şimdi.
Ek özelliği gelsin. Hey yavrum, rakip çeker ve ilk saldırı. Birader önce sen mi geliyorsun? Sonra acılı kurabiye geliyor. Ondan sonra kahveli kurabiye geliyor. Bu kadar. Yani GGVP ez diyebilir miyiz? Çok rahat deriz. Bir el daha girer miyiz? Net gireriz. Hadi bakalım. Karşımızda şimdi Luxy ve Vex var arkadaşlar ve başlangıcımız çok güzel. Yalnız Poro mükemmel bir kart. Umarım çok erkenden Luxy çekmemiş olur. Yalnız Poro gelsin. Şimdi Yalnız Poro'nun oluşturacağı bu Poro muhabbeti mükemmel bir şey. Elde de iki tane Poro kral var. Ayrıca güzel. Bir de bu adamın çok rahat Poro kralı kesebilecek bir şey yok. O yüzden tur 5'te gözüm kapalı bunu oynayabilirim. İkinci Poro'm da gelsin madem. İki tane inatçı Poro gelmiş olması peki. Turu bitir. Çok iyisin. Ve bence... Yo, şöyle yapalım. Bu ikisiyle saldıralım. Yağmacı Poro bundan bir tesir kazansın. Bunu oynayalım. Çok daha işimize yarar. Gel birader. İki tane özellik aldı. Yenilenme ve cesaret aldı. Direkt iki oldu. Kesmek isterse kurabiye oynayacağız. Hemen kesemez. Bu cesaret özelliği çok saçma bir olay ya. Harbiden fena saçma bir olay. Bunun özellik olarak gelmesi ayrı bir olay. Artı bir artı birin stekleniyor olması kadar saçma bir durum yok sanki. Sen gel, eldeki poro kurabiyesi var. Gerekirse ikisini birden acımadan oynarım. Ünite oynayacak, buff verecek. O da ona buff verecek. Tanesi geldi. Çok üzücü bir haberim olacak birader sana. Kasvet kazandırıyor. Konuşlandır. Pas geç. Allah Allah, niye saldırmadı acaba? Dümdüz bir saldır birader. Bloklamazsa 7 hasar. Arıt. Ey yavrum. Niye bloklamadım peki? Sonuçlandır. Bütün tur rakibe geçsin. Bence bunu oynamak için çok erken oynadı. Ve bunu kullanmıyor olması biraz üzüldü. Direkt tekleyecek ama ben durmadan ünite yaratabilen bir desteğim. Yani bana karşı çok ihtimali yok gibi diye düşünüyorum. Sonuçlandır. Bu benim için aşırı iyi oldu. Tüm iki tane kasvet büyüsü attı mesela şu an arkadaşlar. Bak bir manalık ya, bu dandik kartlarımı atıyor. Turu bitir. Susturma kalıcıymış. Şimdi farklı kart poro oynamam gerektiği için benim. Demacia'nın ışığı. Poro masalı gelsin. Buradan büyük halkanlı olanı oynayalım. 3-6 oluyor. Bir poro kurabiyesi daha. Ali bir kaşif. Pas geç. İki para kurabiyesi birden oynamak istiyorum. Yer ağzına kadar doluyken çok da anlamı yok yani bazı şeylerin. Şimdi bununla buna buff verecek. O da ona buff verecek. Bunların hepsi şey yapacak. Bir de buna körükleyecek. Statları inanılmaz güçlü olacak. 4'e 5. Büyük ihtimal para kralımı kesmeye çalışacak ya. Kaç verecek ama. Tek turda Lux nasıl level atladı. Kral 22-23'ü var ya. Şakacı benim. Şimdi ben bunu yaparsam üzerindeki bütün özellikler gidecek. Bu yüzden bunu bu şekilde oynamak benim fena işime yarayacak. Bir de bunu ek olarak Poro kurabiyesi koyalım. Bence max yapabileceğim buydu benim. Bir rakip çekere daha fena patatesiz, ayrı konu. Allah'tan kalıcı olarak vermiyor bile. Bir bu kalıcı olarak veriyor. Susturuyor olmamız çok iyi bu arada. Yiğit Poro gelsin. Ya ne kadar çok kurabiye benim için o kadar iyi. Bu artı bu kadar ya. Ne işin var burada ya? Şimdi Poro kralımız level atladı. Elde bir Poro kral daha var. Çok korkmaya gerek yok. Bakayım başka. İnatçı Poro oynadığımda bana bunu vermesi gerek ki bak iki tane kahveli kurabiye geldi. Tadından yenmez. Şimdi birader. Öncelikle bir sen al, bir de sen al. Tamam mı? Sonra
Hadi bir sen al, bir de sen al. Bak 9 ya. 9'da bunu çek. Ardından bu 5 ile bunu çek. Bununla da bunu çek, geri kalanlarla saldır. En azından Vex'i götürmek çok daha tatlı olabilir, kilitle. Çok önemli bir kart değil, 12'ye düşüyor. Hatta burada bak bir Poro Kurabiyesi daha oynasam oyun dümdüz bitmişti. Öyle söyleyeyim. Ve yer benim için şu an iyi. Tek istediğim şey bunu kurtarmaması. Biri 6'ya yaptı değil mi? Poro'yu. Üzdü. Ama sıkıntı yok gene. Yani yerde blok olduğu sürece problem yok arkadaşlar. Ah, bir mantığı daha oldu. Bir de para kralı da verebilirim yani. Oy, çok iyi, can basacak. Ünit oynarsa bana blok verir. Bir rahat Abi. rahat surat Şuradan. astırtmadınız. İnatçı para gelsin gene. Acılı kurabe. Bu buna verecek. Gölgeleri Diğerleriyle def full bloğa edeceğim. çıkacağım. Problem yok. 5 hasar falan Birlikte alıyoruz ya. savaşacağız. 6'ya 5, 10'a 9. Hayat çekilmez bir çile. Önce şu gözüken Koro Kurabiyesini bir yedirelim. 33-32 ya, problem değil. Yani abone olmadığı sürece bunların hiçbirinin bir problemi yok arkadaşlar. Bu kadar kilitli. Kalıcı varsa sıkıntı yaşarız da kalıcı vermiyor. Çok iyi. Sen gel abi. Acılı kurabiye ağır darbe verecek zaten. Sonuçlandı. Demacia halkını koru. Pas geç. Hadi bir sıyrılgan bir şey var ya. Hey yavrum, ölümsüz verdi. Ardından bunu bir ver. Diğer bu strukturu verirse çok tatlı olur. Kahveli kurabiye ayrıca güzel. Aldım kral elinden bunu. Ben yani çok problemmiş gibi gözükmüyor hala. 3 mana bu. 2 manayı bunu Oh. oynayıp Nereye bir kaçtı kurabi şimdi şey bu? poro daha çekelim. Sen de Bu gel. da durmaz, hep kaçar. 2-2-4 değil mi? İntikam, afet. Herifin yaptığı combo ama var ya, mahvetti bizi ha. Vallahi. Tam da büyük halkanını aldım kankam. Öncelikle acılı kurabiye gelsin. Şimdi bak, hepsinin ağır darbesi var değil mi arkadaşlar? Ardından bu ve bunu gelsin. Bu önemli kart değil. Kral sen bunu. Sen de bunu çek. Diğerleriyle de dümdüz saldır. Zaten ağır darbe var. Hiç problem değil yani. Eksi 34. GG BPS. Birlikte savaşacağız. Güzel bir maçtı. Bir el daha girer miyiz? Gireriz. Bu arada like atmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın dostlarım. Bak, bu gerçekten çok tatlı bir durum. Gördünüz mü? Adamın bir yeri çıktı bu komboyu yapacağım diye. Bir yere sırf blok çıkartabildiğim için oyunu kazandım. Adaletsiz ama yapacak bir şey yok. Hadi bir el daha girelim. Like atmayı da unutmayın dostlarım. Karşımda şimdi Thresh ve Anivia var. Çok uzun zamandır Thresh görmüyorum. Bunları gönder. Koruma salları harika bir kart. Korobek mükemmel bir kart. Günahın çağrısı şu an için işlevsiz ama en azından para kralımızın bir şeyi var. Bu kartın görselini çok güzel yapmışlar ya. Renekton, değil mi? Nasus, Azir. Bir Zerat hoş durmuyor ama genel olarak iyi bence. Ya lütfen full AFK bırakan bir adam olmasın ya. Abi. Tamam, bu benim kabulüm. Yalnız Poro harika geldi. Gelsin. Hiç umurumda değil bu arada. Bunların ölüyor kalıyor olması. Solan hatıralar. Kilitle. Takasa sokabileceğim bir kart ya. Şeyden gerçekten tiksiniyorum ya. Bu taktiği kullanan herkesten ziyadesini midem bulanıyor arkadaşlar. Adam hani böyle bekliyor bekliyor bekliyor, en son pas geçiyor. Bekliyor bekliyor bekliyor, en son pas geçiyor. Gerçekten mide bulandırıcı bir olay ya. Diğer tür koromasını oynuyoruz. Yani şu sıralar mana bekletmenin mantığı yok. Bunun oynadığı kara ifritte arkadaşlar desteğe karışıyor ve statları ikiye katlıyor. Mesela az önce öldürdüm 2 oldu. Şimdi bu da öldüğü için bütün hepsi 4 oldu. Bu böyle gidiyor. Tamam, bu benim bloklayacağım bir şey değil. Bunu çok erken oynadım. Bunu Thresh'te falan oynamalıydım. Bu tür bedava bunu oynama hakkı tanıdı bana. Yiğit para gelsin. Bir tane daha blok.
5-6 direkt level atlatabiliyoruz ha, güzel. Sen sadece bunu blokla. İki hasar dediğim gibi alabileceğim bir hasar. Enemy beni biraz geliyor ama 10 manaya kalmaz yani bu oyun. Benim mantığım 7-8'de falan bitirdim diye düşünüyorum. Yalnız para gelsin yine. Ya senin kaç ya? 4 5 6. Tamam, efsanevi paroyla da bunlara stat veririz. Öldürüp dirilttiğine göre elinde hiç kart yok arkadaşlar. Buff vermiş oldu sadece. Sen gel. Aynen. Kendisini oynayınca level atlayacağız. Kuru bitir diyeceğim. Hem manam kalsın. Hem de bir sonraki karta yerim kalsın. Oyna birader. Bu adam da bu arada 10 manaya bütün yeri temizleyecek bir kart olabilir. Bunu blokla. 5-1-6. Oynadığım gibi intikam yiyecek kafaya. İzleyin. İntikam, 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 intikam. Püüü. Kaderin seçilmiş parasını oynamayacağım. Onun yerine efsanevi para oynayacağım ve bunların hepsine stat vereceğim. Level atlatacak. Bir de para kurabiyesi verecek. Güzel. Ne verdi? Acılı kurabe. Acılı kurabe önemli. Bu arada kurabiye değil arkadaşlar. Kurabe. Benim yeğenim kurabe diyor. O yüzden bu bir kurabe. Kurabiye diyen herkese ban. Tamam, yiğit paralar falan güzel. Kaderin seçilmiş parası da güzel. Yiğit para mı bu mu? Şu an bunlar daha iyi. Bunun hiddet almış olması bayağı iyi. İnşallah teslim olmaz. Acılı kurabe oynayacağım burada. Ebedi dansçılar. Ölmüş olan en güçlü birimi aynen kopyasını getiriyor. Burada oynayabilecek benim neyim var? Sıyrılganla oynayabilirim. 6'ya 6 belki bununla oynayabilirim. 3'e 6 bununla da oynayabilirim. Ve bence kilitleyebilirim. Aslında 3'e 3, 4'e 7'ye oynamasa problem yoktu. Burada şansımıza adamın elinde hiçbir şey yok arkadaşlar. Hiçbir şey olmaması da benim işime gelir. Ya bunun ölüp kalmış olması da o kadar umurumda değil ki. Gerçi burada kara mızrak diye bir büyü var. Bir ünite ölürse 4 hasar çıkartıyor. Hani onu oynarsa uzar. Onun dışında çok da problem değil. Sanki. Bunun en güçlü birimin diriltiyor olması problem. Bunu normalde Enivia ile oynamayı düşünecekti. Durmadan Enivia gelecek. Çok mantıklı aslında. 2'ye 2'nin dayanıklık ve korkuncu cesaret vermiş ya. Enivia geldim. Şimdi rakip çekerliği oynamayalım. Yok, rakip çekerliği oynayalım ama neyin yerine oynayalım biliyor musunuz? Mağara parasının ama abanı var onun da. Tamam, bunun yerine gelsin. Burada asıl niyetim bana kurabiye vermesi ki bak dondurmalı kurabiye şu an benim için mükemmel. Saldırdığında bu her şeye bir hasar çıkartan çok iyi bir kart. Benim var ya yeri tertemiz yaptı şu an adam. İki kopyası gelecek. Bir de bu diriltecek 3 olacak. Totalde 3 hasar yiyecek benimkiler. Bir de yumurta haliyle gelecek. Para kurabiyesi gelsin. Konuda gerçekten yapabilecek ekstra hiçbir özelliğim yok. Saldırırken ek olarak dondurmalı kurabiye vereceğim. Bak gördünüz mü? Bütün yer tertemiz oldu. Yerde bir anda 4 tane enemy var. Buna buz tuttu kanki sen. Tamam. Bak şimdi yerde kaldılar ya. Sadece sen bunu blokla. Sen de bunu blokla. Bunun dayanıklılığı var. Bu da ölmüyor. Bu şekilde yapabilirim. Diğer turda dümdüz saldırıp geçiyor olacağım. Sonuçlandır. Yumurtalarla bloklayamıyor diye biliyorum ama belli de olmaz. Level atlasaydı 2 hasar çıkartacak. Yani tek karttan onun nasıl döner yerine mi? 10 mana da bu tekrar düzülecek. Şimdi kaderin seçilmiş parası gelsin. Kuru bitir. Bu ek stat alacak. Rakip çekeri var. Yumurtalardan en azından birini alıp keselim diye. Yapılmış bir hamle. 4-4-8 vuruyoruz değil mi? 8-5-13. Elimde bundan başka var mı? Yok. Hangisinin yerine geliyor? Bunun yerine geliyor. Niyetim burada kurabiye vermesi ki dondurmalı kurabiye güzel. Bunu her şekilde oynayacağım abim. 8-1-9 ne oynayabilir ki? Bunlarla bir de bloğa da çıkabilir. İşin kötü tarafı. Ama ben bunu her şekilde oynayıp saldırmalıyım. 4-5-9-10-11 yapıyor değil mi? İyi olmadı ya bu. Çok hiç iyi olmadı hatta. İki kere falan saldırmam lazım. Acılı kurabiye verse iş çok farklı olurdu. Şunun altına. Birebir olarak kalacak birader sende o haberin olsun.
Adamın elinde hiç kart olmaması ayrı bir olay. Kura kralına konseye gelsin. Bak bir şey diyeyim mi? Bunun abana olduğu için ve yenilenmesi olduğu için bundan çok daha tatlı olabilir. Ne kadar bunun canı çok olsa da bunun abanı var. Diğer rakip çekerliğe ihtiyacım var. Şu an fark yaratabilir mesela, değil mi? Birader, sen bunu al. Diğerleri dümdüz saldır. 6 6. Bunun sıyrılganı var. O yüzden sayıyorum. 6 12. Tamam, bitti. Kazandık ya. 12 5. Bir de ünite farkı var. Yumurtaları da vermek zorunda kalacak. Yumurtaların hepsini verirse bir ihtimal kazanır. İkisini bloklar, onunla onu bloklar. Cık, yetmez. Kazandık abi burada. Geçmiş olsun. Lingen isimli arkadaşa. Oy oy. Bu yumurtalar var ya, 10 manaya bir ulaşsaydı bizi var ya darma duman ederdi arkadaşlar. Yemin ederim darma duman ederdi. Yani güzel oynadı aslında burada da. Biz daha güzel oynadık. Bak, kaybedeceğini anladı, hemen nasıl AFK bıraktı. İşte eziklik. Kaç vuruyoruz ya? 6 6 12 5 17 vuruyoruz değil mi kafadan? 1 blok koysa, 2 blok koysa. Yo, bir de bunlardan biri sıyrılgan. Ben bunun sıyrılgan olduğunu unutmuşum. 6 5 11 kafadan vuruyoruz zaten. Doğru. Şunu bloklar. 1 canlı. 5 öyle olsa 16 hasar çıkıyor. GGBPS. Bu arada like atmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Poro Kral çok istendiği için böyle bir şey yaptım. Bence sizin de hoşunuza gidiyor. Siz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani istediğiniz desteleri yorumlara yazın. Çok gördüklerim, çok like almış olanları seve seve oynuyorum. GGBPS. Güzel bir maçtı bence. Umarım videoyu beğenirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.